herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Elektronik sınav soruları arkadaşlar. Animasyonlu sorular da dahil. 50 soru çözüyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bundan önce atmış olduğum konu ve soruları çözüp sınavlarınızda 100 alabilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım hemen. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını açtığı Birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreli geri alınır? 7, 2, 3 ve 4 şeklinde verilmiş. Tabii ki 2 değil mi? Evet. 100 ceza puanını ikinci, e, birinci defa olduğu zaman 2, iki, ikinci defa olduğu zaman da 4. Hemen geçelim diğer ikinci sorumuza frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir. Yolun genişliği, aracın hızı, aracın yük durumu, iklim koşulları. Aracın hızı, yük durumu ve iklim koşulları aracın fren mesafesini etkiler. Ama yolun genişliği fren mesafesini Nedir? Etkilemez. Adana seçeneği. Doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz şöyle. E, trafik ışıklarından gelmiş. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bakın. Kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A- yolun tüm yönleri açık olduğunu, B sadece sola dönülebileceğini, C düz gidilebileceğini, D sadece sağa dönülebileceğini. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar düz giden araçlara kırmızı yandığı için ne yapamazlar? Devam edemezler. Sadece ve sadece sağa dönüş yapabilirler. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü soru araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması hangisini artırır? Direksiyon hakimiyetini, sürüş konforunu, trafik kaza riskini, aracın yol üzerinde tutulmasını, e, ömrünü tamamlamış lastiklerin diş derinlikleri azaldığı zaman kaza riski o oranda artar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. E, araçlarda arkadaşlar... E, Araçların diş derinliklerini sınavlarda soruyorlar. Otomobillerde bildiğiniz gibi 1.6 milim otobüs, kamyon ve çekicilerde 4 milimdir. Bilginiz olsun. Evet. Hemen 5. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması İniş eğimli yollarda motorun durdurulması, kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi de trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi. Burada e, çevrekinin önleyici tedbirlerden birisi değildir. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması kesinlikle yanlıştır. Boşa alınması kesinlikle yanlıştır. Cevap bursa seçeneği. Altın soru aşağıdakilerden hangisi takograf hangisinde takograf bulundurması zorunludur? Traktör, otomobil, motosiklet, otobüs. Takoraf hangi araçlarda bulunur? Otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur bildiğiniz gibi. Burada da cevabımız tabii ki denizli seçeneği doğru verilmiş. Hemen 7'ye geçelim. Zaman kaybetmeden. Evet. 7. sorumuz kavşaklarla ilgili gelen bir soru. Çok önemli bir soru. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bu tip soruları şöyle de hatırlayalım arkadaşlar. Animasyonlu şeklinde de sınav soru gelebilir. Araçlar hareket halinde olabilir. Burada geçiş üstüne sahip aracımız var mı? Evet. Geçiş üstüne sahip aracımız bakın. İki nolu polis aracı değil mi? İki nolu polis aracı demek ki ilk geçer. Evet. İlk iki geçer. Daha sonra ana yoldaki araçları tespit ediyoruz. Ana yolda bir nolu bakın düz giden kamyonumuz var. Sonra ana yolda dönüş yapan otobüsümüz var. 3 numara. Ve en son geçen bakın geçmesi gereken 4 nolu e evet, 4 nolu otomobil tali yolda geçmesi gerekiyor. 2 1 3 4 2 1 3 4 hangi seçenekte Adana seçeneğinde doğru cevap verilmiş. 8. sorumuza geçebiliriz. 8. sorumuz trafik levhalarından gelmiş tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? gevşek malzemeli zemin anlamında bakın. Kaygan yol, gevşek şey bakın kaygan yol. Bakın arkadaşlar. Ee, gevşek şev, gevşek malzemeli zemin ve kasis tümsek. Tabi burada bize hangisi verilmiş arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Sorulan soru Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Gevşek malzemeli zemin. Evet. Ceyhan seçeneğidir. Bilginiz olsun. Evet. Hemen geçelim. 9. E, sorumuza. Verilenlerden hangileri kazanır emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır. Bir araç içinden savrulma. 2 araçtan dışarı fırlama 3 ölüm ve yaralanmalarda artma dikkat ederseniz burada her üçü de emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu doğabilecek durumlardandır unutulmamalıdır ki emniyet kemeri araçlarımızda sizi emniyete almak için konulmuştur seyir halinde mutlaka kullanılması gerekir. Evet cevap Ceyhan seçeneği dedikten sonra hemen geçelim. 10. sorumuz arkadaşlar 10. soru yukarıdaki görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? Teşkile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak. Evet. Muayeneleri hangi bakanlık yapar? Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek kimin görevidir arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü. Tabi burada dikkat ederseniz e, ulaştırma değil mi? Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın görevidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 11'in soru hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? A. Trafik cezalarının fazlalaştırılması. B. Seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması. Motor gücü yüksek araç kullanılması. Daha, araca daha geniş lastikler taktırılması. Kesinlikle bakın ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlem emniyet kemerinin nedir? Kullanılmasıdır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 12. soru araçların muayene süresi dolmasa bile verilen hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A. Sahibi değiştiğinde B. motoru bakımdan geçirildiğinde. C. Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde. D. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde. Tabi burada da kazaya karışması durumunda yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde muayene tekrar yapılır. Deniz seçeneği doğru cevap. 13. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla yanı kırmızı yanıp söndürü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Öncelikle unutulmamalıdır ki arkadaşlar trafik ışıklarını gördüğümüzde fasılalı olarak yanıp sönen bir kırmızı ışığımızı görmüşsek öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekiyor. Durmamız ve ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermemiz gerekir. Şıklara bakalım. Bursa seçeneğinde durmalı var. Bakın Ceyhan seçeneği ve Adana seçeneği direkt eledim durmalı olmadığı için bakın. Seçeneklerde durmalı olacak. Mutlaka duruyoruz. İlk geçiş hakkını kendimiz kullanmıyoruz. Karşıdan gelen araçlar varsa geçiş hakkını onlar kullandıktan sonra biz de yolumuza dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Evet, denizli seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz animasyonlu bir soru arkadaşlar. Hemen animasyonumuzu izlemeden önce bakın sorumuzu okuyalım. Motosiklet sürücüsü için numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir? Bir can ve mal güvenliği tehlikeye attı. iki ileri sürüş tekniklerine sahip olduğu. 3- şerit takip kurallarına uydu. 4- geçme kurallarına uymadı. Evet şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? motosiklet sürücüsünün yaptığı hatalara bakıyoruz. Evet. Bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Motosiklet sürücüsünün yaptığı hataları slalom yapıyor. Araçları tehlikeye atıyor. Kendini can güvenliğini ne yapıyor? Tehlikeye atıyor. Evet. Hemen tekrar izlemekte fayda var. Bakın. Can ve mal güvenliği tehlikeye atmış kesinlikle bakın. Evet, izliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde can güvenliğini ne yapmıyor? Korumuyor. Araçlar arasından geçerken slalom yapıyor ve sinyal vermeden hareket ediyor. Bir kere arkadaşlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış ve geçme kurallarına asla uymamış. Evet. İleri sürüş tekniklerine sahip olduğu kesinlikle ileri sürüş tekniklerine sahip değil, değil mi? Burada hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Bakın, şey takip kurallarına uydu. Burada şey takip kurallarına uyduğu ve e, ileri sürüş tekniklerine sahip olduğu değil arkadaşlar. Burada söylenebilir diyor. Bakın, söylenir burada dikkat ederseniz seçeneklerde can ve mal güvenliği tehlikeye attığı kesinlikle söylenir. Geçme kurallarına uymadığı söylenir. Evet. 1 ile 4. Değil mi? Cevabımız evet. Adana seçeneği doğru cevap. İsterseniz bir kere daha izleyelim. Evet. Adana seçeneği dedik ve 15. soruya geçelim. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Ani hızlanmalar yapılması, araç lastiklerinin eskimesi, hava filtresinin değiştirilmesi. Hava filtresinin değiştirilmesi kesinlikle yakıt tüketimini artırmaz. Tam tersi azaltır arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz 3'ün olduğu seçenekleri eledik. Bursa ve Ceyhan seçeneğimiz kaldı. <laughs> ve 1 ile 2'nin olduğu seçenek de Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 16 şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisini bildirir? Anayotali tali yol kavşağına yaklaşıldığını bakın kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını demir yolu geçidine yaklaşıldığını Dönel kavşağa yaklaşıldığını, tabi burada e, işarete baktığımızda kontrolsüz bir kavşağa yaklaştığımızı bize bildiren işaret. E, burada ne yapıyoruz? Kontrolsüz kavşaklarda herkes kendi sağından gelen araca ne yapması gerekir? Yol vermesi gerekiyor. Bursası için doğru cevap 17'ye geçelim. 17 trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik terörü, trafikten men, trafik kusuru, trafik suçu. Tabi burada arkadaşlar ee, aracın Trafikten alık konulması demek. Trafikten men demektir. Bursa seçeneği doğru cevap. 18 şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yata işaretlemelere göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakın aracın önünde şeritlerde 50 rakamı var. Asgari en az 50 km saat hızla gitmeli. 50 metre son, sonra durmalı. Azami en fazla 50 kilometre saat hızla gitmeli. Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı. Burada 18. soruda bize azami hızdan bahsetmiş. Bakın en yüksek hız. Değil mi? En yüksek hız nedir? 50'dir diyor bakın. Evet. Şu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir en yüksek hız azami en fazla 50 km saat hızla gitmeli seçeneği doğrudur. 19. sorumuz yine trafik levhalarından gelmiş bakın. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? İki yönlü. Burada bakın şıkları da okuyarak tekrar ederek geçelim arkadaşlar. İlki sağ olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işareti hız azaltılır geçme yasağına uyulur. Araç sollanmaz değil mi? İki taraftan daralan kaplama iki yönlü trafik işaret levhası bakın şurada bizim sınav sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir. Burada deniz seçeneği de dikkat. İleride bir tehlikenin olabileceğini bu işaretlerin tamamı tehlike uyarı işaretleridir. Trafik tanzim işaretleri yuvarlak Tehlike uyarı işaretleri üçgendir arkadaşlar. Bu şekilde de soru gelebilir, bilginiz olsun. 20. soru benim en çok beğendiğim sorulardan birisi arkadaşlar. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil bakın. İleriye giden araç hangisidir? 2 numara, değil mi? Bakın 2 numara. Şöyle 2 numarayı ki diyelim. Ee, sola kırmızı. Sola kırmızı. Şöyle diyelim. Burada da bir numara. Bir numara Sağ yeşil oklu ışık yanmaktadır. Sağda yeşil. Şöyle diyelim yeşil. 3 numara. Evet. Buna göre hangi numaralı şeritlik araçlar yollarına devam edebilir? Tabii ki yeşil yananlar değil mi? Yollarına devam edebilirler. Hangileri arkadaşlar? Burada 2 ile 3, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneği değil, Adana seçeneğidir. Evet. 20. soru Adana seçeneği dedikten sonra hemen 21'e geçelim. Çevre kirliliği önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre koruma, çevre düzeni, çevre hakkı, çevre tabii ki ne denir? Çevre koruma. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, diğer bir sorumuz yine kontrolsüz kavşaklardan gelmiş önemli bir soru. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkın hangi araç kullanmalıdır? Şimdi bu tip soruları çözmek için tabii ki konumuzu da bilmemiz gerekiyor. Konu detaylı bir şekilde anlatıldı. Kontrolsüz kontrollü kavşak konusu. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Arkadaşlar birinci kuralımız. Herkes kendi sağına yol verir ve en sağdaki araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Dönüş yapan araçlarımız 2 ile 3. Demek ki arkadaşlar 2 ile 3 bekleyecek. Evet, burada 4 ve 1 var. Bakın 4'ün sağında 1 numara olduğu için ilk geçiş hakkına sahip hangisidir? 1 nolu otomobildir. Evet. Cevap Denizli seçeneği. 20 ikinci sorudan sonra 23. soruya geçelim. Deniz seçeneği dedik. 23. sorumuz da yine kontrolsüz kavşaklardan gelmiş arkadaşlar. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Aynı şekilde ne demiştik? Dönüş yapan araçlar en son geçer. Demek ki bir numara en son geçecek. Bakın en son geçecek seçeneklerine baktığınızda sadece Adana seçeneğinde var. Cevap direkt otomatik olarak Adana seçeneği. 2'nin sağında 3 var. 3 numara ilk geçer, sonra 2, sonra da 1 geçer. 3 2 1 hangi seçenekte? Tabii ki Adana seçeneğinde doğru cevap. Evet 24. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Evet, burada aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır. Dediğine göre her üçü de değil mi arkadaşlar? Cevap Denizli seçeneğidir. 25 aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Gaz yağı, benzin, motorin, antifriz. Evet, daha önce de konuyu anlatırken söylemiştik arkadaşlar. Buji deyince aklınıza mutlaka benzin gelsin, değil mi? enjektör püskürtme deyince de aklınıza motorin gelsin, dizel araç gelsin demiştik burada. Tabi ki Bursa seçeneği doğru cevap. 26 araçta yanmış bir skordayı daha yüksek amperli bir skordaya değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisinin neden olabilir? Elektrik tesisatının yanmasına, akünün daha çabuk bitmesine Farların daha canlı yanmasına, bujinin daha iyi ateşlemesine. Tabii ki burada da elektrik tesisatının yanmasına sebep olur. Cevap Adana seçeneği. 27. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Cam sileceklerinin, yağ filtresinin, polen filtresinin, araç lastiklerini Periyodik bakımda hangisinin değiştirilmemesi bakın araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler. Tabii ki nedir arkadaşlar? Yağ filtresi değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz yine araç tekniği motordan gelmiş. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu gösterir. Arka cam rezistansı bakın arkadaşlar. Ceyhan seçeneğinde verilmiş doğru cevap. 29 aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki skortanın görevidir? Skorta kısa devre olduğunda sistemi ne yapar arkadaşlar? Korur. Cevap direkt otomatik olarak. Ceyhan seçeneğinde verilmiş. 30. soru yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Tabii ki yaz aylarında kış lastiklerini kullanırsak lastiklerin daha çabuk aşınmasına sebep nedir olur? Adana seçeneği doğru cevap 31 motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince veya hava temas yüzeyleri petekler aracıyla soğutan parçaya ne denir? Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Alternatör, radyatör, amortisör, dispiratör. Tabi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar radyatörden bahsetmiş. Bakın motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava yüzeyleri petekler aracıyla soğutan parça radyatördür. Bursa seçeneği doğru cevap. 32 fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi nedir? Distrütör arızalıdır, filasör arızalıdır, fren müşürü arızalıdır, geri vites müşürü arızalıdır. Fren pedalına basıldığında fren lambalarında eğer sıkıntı varsa tabii ki fren müşüründen kaynaklıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğru cevap. İlk yardım sorularına bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilenden biri değildir? A. Husu, huzursuzluk. B. Dudak çevresinde morarma. C. Ciltte ısı artışı, kızarıklık, kuruluk. D. Baş dönmesi. Tabii ki burada ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk çok belirtilenden değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. 34- Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerini değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek te güvenli bir çevre oluşturmaktır. Güvenli çevre oluşturmak ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir diye sormuşlar? Koruma, kurtarma, bildirme, tedavi etme. Tabii ki ilk yardımın temel uygulamaları içerisinde arkadaşlar tedavi etme yok değil mi? Koruma, bildirme, kurtarma şeklindedir. Burada eğer bakın önemli olan tehlikeleri belirlemek, ikinci bir kaza oluşunu engellemek amaç nedir? Koruma altına almaktır. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen bakalım. Adana seçeneği 35 İlk değerlendirilmesi yapılan kazı bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazı aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. B. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. C. Bir elin topu ile sırtına beş kez süpürür tarzda vurulmalıdır. D. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar bakın solunumun olmadığı belirlendiyse diyor bakın. Gazizede bilincinin kapalı olduğu, solunumun olmadığı belirlenirse. Bu kazize diye aşağıdaki ilk adım uygulamalarından temel yaşam desteği uygulanır. Temel yaşam desteği 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklindedir. Bu da sınavda soru olarak gelir. Dikkat edelim. Adana seçeneği doğru cevap. 36 videodaki ilk yardımı yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi bakın hasta yaralının ağzına iki suni solunum yapılıyor. Temel yaşam desteği, rentek manevrası, hayat kurtarma, hemlik manevrası ve evet 30 kat masajı uygulanıyor. Şu anda bebek Evet arkadaşlar temel yaşam desteği nedir? Uygulanmaktadır. Cevabımız Adana seçeneğidir. 37'ye bakalım. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? A. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneklerinin azalması. Evet burada e, dikkat ederseniz arkadaşlar karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneği kesinlikle azalır. Cevap Adana seçeneği doğru cevap. Diğerlerini okumama gerek yok. 38 Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Solunum yolu tıkanması, bacak kemiği kırılması, kalp durması, Delici göğüs yaralanması. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar e, hangi durumda bu pozisyon verilir? Delici göğüs yaralanması. Yani e, deniz seçeneği doğru cevap. Bu mutlaka sınavda geliyor bu soruya dikkat etmekte fayda var. 39. sorumuza hemen geçelim. 39 Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazizlerin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. B. Kazazedeye diye 20 kalp masajı yapıldıktan sonra suni solunuma geçirmesi 30 kalp. Bir kere bakın. B. Yanlış değil mi? Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. 4 santim değil arkadaşlar. 5 santim olacak. Her iki, iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması tabii ki yanlıştır. Burada Adana seçeneği doğru cevap. 40. soru aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi? Delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. A. Kazı bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması. B. Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp üzerine temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi. C. Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi. Hiçbir şekilde verilmez. Arkadaşlar cevap yanlış. Efek, enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu suyla yıkanması kesinlikle yanlıştır. Evet, burada uygulama hangisi doğrudur? Dilci karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp üzerinin temiz ve nemli bir bezle örtülmesi nedir? Doğru cevap. Bursa seçeneği doğrudur. 41. sorumuza bakalım. Kırı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazı zedeyi aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Evet arkadaşlar sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesini sağlanması değil mi? Evet Adana seçeneği doğru cevap. Kesinlikle kırıklarda, çıkıklarda ve burkulmalarda sorunlu bölgeyi hareket ettirmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Adana seçeneği doğru cevap. 42. Verilenlerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. A112 tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi tabii ki verilmesi gerekir. B hangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa ne yapıldığının belirtilmesi. C kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle verilmesi gerekiyor. Kimin hangi numaradan arandığının bildirilmesi Bu da yapılması gereken bir işlemdir. Husustur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 43 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Dudakların morarması, göz bebeklerinin küçülmesi. Göz bebeklerinin küçülmesi değil arkadaşlar. Göz bebeklerinin büyümesi olacak. Solunum durması belirtilerinden değildir. Göğüs hareketlerinin kaybolması, nefes alma ver ve verme, sesinin duyulamaması değil mi? Evet. Cevap Bursa seçeneği. Evet Bursa. Seçeneği doğru 44. soru. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? Bunu herkes tabii ki biliyor değil mi arkadaşlar? 44. soru da boneki 20'dir. Sağlıklı yetişkin bir insanda ee, solunum sayısı 12 20'dir. Evet. Cevap Adana seçeneği dedik. 45 trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüler psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. Tabii ki kaba ve saldırgan olamaz değil mi? Aşırı tepkili, asabi bu tip insanlarda kaza kolay kolay çözülmez değil mi arkadaşlar? saygılı ve nizaketli olmak gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet hemen geçelim. 46. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Evet, diğerlerini okumama da hiç gerek kalmadı değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 47. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir. A. Kural ihlallerinden kaçınmak. B. Sabırlı davranmak. C. Başarılı iletişim kurmak. D. Öfkeli olmak. Hoşgörülü olma özelliği taşımayan. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Taşımayan, öfkeli olan. Ee, cevabımız Denizli seçeneğidir. 48 son iki sorumuz. Hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması tabii ki değil. Cevap Adana seçeneği. 49. Seyir halindeki sürücülüğün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdaki hangisinin kullanıldığına örnek olur. Beden dili, inatlaşma, bencillik ve tahammülsüzlük. Tabii ki burada beden dilinin kullanıldığını örnektir, değil mi? Cevap Bursa seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar animasyon sorusu. Videodaki araştırıcı nasıl davranmalıdır bakalım. Şu anda bakın dikkat edin araç sürücüsü sinyal veriyor ve araç sürücüsünü biz e, aynadan da görüyoruz değil mi? Bakın şurada tekrar izleyelim. Soru şeyde geçmelidir. Acil durum ikaz ışıklarını yakıp durmalıdır. Hızını artırıp öndeki araca yakından yakınlaşmalıdır. Şurada bakın sinyal veriyor araç sürücüsü. Hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine ne yapması gerekiyor? Tabii ki izin vermesi gerekir.